Herkese Chicago'dan selamlar arkadaşlar. Lafı fazla uzatmayacağım. Görüyorsunuz arkamdaki manzaradan zaten. Chicago 2021, Chicago Auto Show'a hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Auto Show arkadaşlar, güzel bir elektrikli arabayla başlayalım. Nissan'ın özel bir arabası var, Ariya. Onunla başlayalım o zaman. Chicago 2021 Chicago Auto Show'da araçları göstermeye başlayalım artık. Umarım muhteşem videolar olacak. Tabii ki bu videolar parça parça olacak çünkü hepsini gösteremem. Şöyle etrafı da sizlere göstereceğim. Elektrikli bir arabayla başlayalım. Nissan'ın yeni arabası arkadaşlar. Bu elektrikli Ariya. Buradan içeriye geçemiyoruz ama şöyle içini ben şöyle göstereceğim size. %100 elektrikli. Ve karşınızda Kia Telluride. Birazcık da Kia Telluride'a bakalım arkadaşlar. 2022 model Kia Telluride. Bakalım hangi özelliklere sahip. Let's go. Arka tasarımından başlayalım. Valla değişen çok da bir şey yok aslında arkada. Aynı jantlar. 22 inçlik jantlar. İç tasarımında da fazla bir değişiklik yok. Yine 6 kişilik. Şurada, şuradan giriş yapıyorsunuz arka tarafa. İşte burada cam kontrolleri vesaire var. Elektrikli koltuk ayarları var. Aynı değişen aslına bakarsanız çok da bir şey yok arkadaşlar. 2022 Kia Telluride'da gösterge paneli aynı. Maalesef hala dijital yapmamışlar. Görüyorsunuz vites topuzu aynı. Burada şeyleri ayarlıyorsunuz. Burada standart var, snow var, eco mod var. Burada elektrikli park sistemi var. Bir tane cam tavan. Arkada da moonroof var. Direksiyon aynı tabii ki. Direksiyonda çok fazla bir şey yok Kia Telluride'da. Burada metal özellikler kullanılmış, metal malzemeler. Buradan işte ses açma kapatma, iklimlendirme burada. Bir tane USB çıkışı var burada. İki tane bardaklık. Burada bir tane bir şeyimiz var, açılmıyor. Bu
Burada da fiyat bilgileri var. Bakın 2022 Kia Telluride AX arkadaşlar. 45.000 dolarmış bu araç. Bu araç AX. Burada da SX var. SX tabii ki daha dolusu. Şuna bayılıyorum tabii ki. Şurada görüyorsunuz sarı şeyleri var. Gündüz aydınlatması var. Hangisi size göre arkadaşlar? Aşağıya yorumları yazabilirsiniz. Süper üçlü arkamda arkadaşlar. Bu süper üçlü kim arkadaşlar? Bir tanesi Ford GT. Ortada Bugatti. Ve burada da Ferrari. Hangisi sizin aracınız? Eski model bir Ferrari mi? Yeni Bugatti mi? Yoksa eski bir Ford GT mi? Hangisi size göre?
bizi yakıyor vallahi. Tabii ki herkes Bugatti der büyük ihtimalle. Cevaplar şimdiden hazır gibi bir şey. Ben yine de bir sormak istedim. Yalnız Ferrari de boş değil ya. Klasik yani. Klasik araçlar da burada. 89 model. Lütfen dokunmayın yazıyor. O yüzden bize dokunmayacağız. 89 model Corvette. Altı model bir Corvette var. 67 model var. Bunun hepsi Corvette. Yalnız şu efsane galiba şu. 55 model. Efsanelerin yanında tabii burada da son teknoloji araçlar var, süper arabalar var. Yani bizlere böyle barikat koymuşlar. Dokunmayın, ellemeyin. O zaman bu auto show'u neden yapıyorsun? Ellemeyeceksek, dokunmayacaksak. Burada Aston Martin galiba bu. Burada bir tane Lamborghini var. Burada Lamborghini, yanılmıyorsam Urus. Orada bir tane Bentley var. Burada bir Aston Martin daha var. Bu koltuklar herhalde VIP'ler gelip oturacak. Onlar mı inceleyecek? Ne yapacak? Biz neden içeri giremiyoruz? Bakın burada bariyer koymuşlar. Girmeyin, dokunmayın diye. Aston Martin var. Ha, bunlar özel arabalar. Muscle car dediğimiz arabalar. Burada Lotus var bir tane. Lotus yakıyor. Burada bir tane de Aston Martin var. Bu olsa Bentley olması lazım. Tabii Bentley. Şu ön tarafa bak, Bentley. Öteki Bentley de burada. Biri kırmızı, biri siyah. Bentley. Yani buraya bariyer koymuşa geçmeyin. Dokunmayın. Ellemeyin. Otoşova niye bilet aldık o zaman? Evet, 269 bin dolardan başlıyormuş. Bentley Flying Sport. Şu araç 269 bin dolarmış arkadaşlar. Burada da bir tane Bentley var.
Bentley'in SUV'si yakıyor siyah. Tam Dubai'li iş adamları için. Burada da bir tane mavi var. Urus. Lamborghini Urus. Kia'nın yeni elektrikli aracı arkadaşlar, EV6. Artık bu kadar yaklaşabiliyoruz. Burada bir sınırımız var. Araç döndükçe biz de izleyelim bari, ne yapalım. Bakın ki tamamen elektrikli, yani Türkçesi EV6. Arka tarafa bakın, boydan boya LED stop lambası. Tabii ki egzoz çıkışı yok çünkü bu %100 elektrikli bir araç. Yani bu araç SUV mi dersiniz, crossover mu dersiniz? Yalnız lastikler güzelmiş. Yani Kia'da önemli değişiklikler var. Sanırım Kia'nın çizim mühendisleri değişmişti yanlış hatırlamıyorsam. Kia Telluride'ı da bu yeni mühendis tasarlamış. O yüzden Kia'da büyük değişiklikler var. Evet, ön tasarım yaklaşıyor şimdi bize. Bakalım önde ne gibi özellikler varmış. Tabii ki elektrikli araç olduğu için gündüz farları da oldukça etkilidir diye düşünüyorum. Evet, yeni Kia amblemini görüyorsunuz. Kia amblemi değiştirdi. Evet, oldukça etkili bir ön tasarımı var. Sağ olsunlar, kapıyı da açık bırakmışlar ki içini uzaktan da olsa görün diye. Yani insanlar otoşova geliyor, dokunmak istiyorlar, yakından görmek istiyorlar. Toyota standartında arkadaşlar geleceğin nasıl söyleyeyim araçları burada. Bakın burada bir tane elektrikli bir scooter mı diyeyim, ne diyeyim size. Bu da tekerlekli sandalye olabilir. Elektrikli, evet, elektrikli tekerlekli sandalye görüyorsunuz. Burada da bir tane var. Yalnız şuradaki neymiş? Bunu çok merak ettim. Mikro palet. Evet.
sıfır emisyonlu. Harika bir şey. Bu da Toyota'nın yeni prototip bir aracı. Omnus. Enteresan bir araç. Tek kişilik bir araca benziyor. Tabii gelecekte bunlar kullanılır mı bilmiyorum. Şöyle içini göstereyim ben size. Bakın aracın önden görünümü böyle. Sanki uzaya çıkmış gibisiniz. Uzay filmlerinde oluyor ya arkadaşlar, gelecekte gerçekten uzay filmlerindeki araçlar yollara çıkacak gibi. Tabii bu hava kanallarına ihtiyaç var mı bilmiyorum, çünkü bu elektrikli bir araç. Aerodinamiği etkiler mi bilmiyorum. Adı da Rhombus. Yeni araçları deniyorlar galiba. Ariem'in. Burada Ariem kamyonetlerin, trakların yolda nasıl hareket ettiğini tecrübelendiriyor. Burada bakın, şurada aracın eğimini falan gösteriyor. Diyor ki TRX 0'dan 100 kilometreye 4,5 saniyede çıkabiliyormuş. Aynı şey burada da var. Yeni SUV'leri, Jeep'i görüyorsunuz. Eğimini gösteriyor. Burada tecrübe ediyorsunuz. Chicago Auto Show 2021'de gezim devam ediyor arkadaşlar. Gezebildiğim kadar aracı gezmeye ve sizlere göstermeye çalışıyorum. Bir
sürü araç var tabii. Ancak lüks araçların etrafını kapatmışlar. Neden kapatmışlar bilmiyorum. Dokunmayın, yaklaşmayın. Aman bir şey olur, aman çizilir diye herhalde. Biz de ne yapalım? Yeni modelleri özellikle göstermeye çalışıyorum sizlere. Burada bir sürü de marka var. Chicago'da Auto Show'da gezimiz devam ediyor arkadaşlar. Evet, burada Subaru'nun köpeklerle ilgili bir şovu var ama ne anlamadım. Bakalım. Burada köpekler var. Bakın orada köpekler var. Köpeklerle bir şov yapıyorlar. Auto Show'da. Subaru ve köpekler bağlantı kuramadım ama herhalde köpek dostları mı yapıyoruz demek istiyor, anlamadım. Maria Kubik.